Merhaba arkadaşlar, bir eğitim videosuna daha hoş geldiniz. Bu videomuzda Suborbital Flight olan eğitim videosunu sizinle birlikte yapacağız. Başlayalım. Bu videomuz direkt bir önceki videonun sonundan bittiği yerden başlıyor ve direkt Launchpad'de bizi hazır bir roket bekliyor ve önceki yaptığımıza göre. Fakat yakıt tanklarına koyduğumuz renkler default'a geri dönmüş durumda. Eğitim videosu olduğu için böyle olacaktır ama gerçek hayatta gerçek eğitim videosunu yaptığınızda direkt o yaptığınız renkler gene oluyor rokette. Yoksa bir işe yaramaz zaten. Şimdi biz bununla suborbital flight yapacağız. Suborbital flight'tan kastımız yörüngeye oturmadan çıkacağımız yükseklik uzaya geçmiş oluyor. Kerbin'de uzayın sınırı 70 km. Dünyada ise uluslararası uzay sınırı 100 km olarak gösteriliyor. Tabii de 100 km'de çıkarsanız uzaya çıkmış oluyorsunuz diye varsayılıyor. Çünkü dünya her yerinde farklı bu yükseklik. Fakat ama böyle bir varsayım var. Kármán Line diye geçiyordu gerçek hayattaki bu ismi. Next'e basıyoruz. Şimdi bizden tabi yörüngeye tam dik çıkarsak ve geri dik inersek çok büyük sıkıntı olacaktır. Çünkü birazcık yatay enerjimiz olsun ki bütün potansiyel enerjimiz bir anda kinetik enerji dönüşmesin giriş yaparken. Belki yatayımız olsun, dikey enerjimiz, dikey hızımız belki de azar azar artsın. Bu yüzden hem aynı zamanda kalkışta ise yatay hızımız olması için ilk başta 90 derece kalkışa başlıyoruz. 50 metre bölü saniye hızı geçtikten sonra 150 metre bölü saniye hıza kadar 80 dereceye gidiyoruz. Ondan sonra 250 metre bölü saniye hıza geldiğimizde 70 dereceye doğru eğilmeye başlıyoruz. Ve 400 metre bölü saniye hıza kadar 70 dereceye varmamız isteniyor bizden. Ondan sonra ise öyle kalıp full throttle şeklinde devam ediyoruz. Fakat çok hızlı çıkarsak, ki bu videonun da öyle olacak, göreceksiniz ki sanki dünyaya geri iniş yapıyormuşuz. Etrafımıza flame'ler oluşacak. Bu flame'ler çok büyük sıkıntı yaratmaz size. Sadece verimsizlik atıyor. Yani normalde yaparken eğitim videosu dışında çok fazla yapmanızı tavsiye etmem. Yavaş yavaş çıkmanızı tavsiye ederim. Şimdi next'e basalım. Dediğim gibi bu kullandığımız engine liquid fuel engine ve gaza ayarlanabiliyordu. Throttle diye geçer. Şu sol altta gösterildiği gibi şu an sıfır ayarlı. Sol shift'e basarak bunu arttırabiliyoruz azar azar. Ve sol kontrole basarak da tam altındaki azaltabiliyoruz. Ya da Z'ye basarsak direkt full throttle'a çıkıyor. X'e basarsak direkt sıfır yapıyor. Kerbal'da bütün engine'ler %1 throttle'da bile çalışırken gerçek hayatta dediğim gibi %16'da çok fazla çalışan engine yoktur. Genellikle %20 ve üstüne çalışırlar. Hatta bu yüzden çok büyük sıkıntılar çıkar ama Kerbal'da belki de bu %1'de bile engine çalışabiliyorsunuz. Şimdi next'e basıyorum. Bir de ikinci olarak şey kullanacağız. SAS diye bir sistemi kullanıyoruz. SAS'ın karşılığı Stability Augmentation System. Bu size şunu yarıyor. Siz bir input vermeden, dıştan herhangi bir dönme inputu, pitch, yaw ya da roll vermeden size dışa bir etki eden bir kuvvet varsa ve aracı döndürmek istiyorsa SAS buna karşı tepki oluşturuyor. Her zaman yeterince olmayabilir, inputun yüksekliğine bağlı ama genellikle kalkışlar yeterli oluyor. SAS sizin şu kürede seçtiğiniz şu turuncunun orta noktasıyla gittiği yöne gitmenizi sağlamak için, o yöne bakmasını sağlamak için yaptığınız bir şey. Yani şu an gördüğü gibi 90 derece olduğu için herhangi bir şey yok. Çalışırken şey yapacağız. Bunu T'ye basarak takılayabiliyoruz. Ya da F'e basarak anlık olarak aktif hale getirebiliyoruz. T'ye basarken F'e basarak anlık olarak disable hale getirip tekrardan F'e basabiliyoruz. Bunlar bazen işe yarıyorlar fakat şimdilik çok büyük bir sıkıntı yok. Next'e basıyoruz. Gazımızı 2/3'e getiriyoruz. Şu ikinci çizgiye getiriyoruz çubuğu. Sasımızı toggle'lıyoruz T'ye basarak. Şimdi biz yapacağız. Kalkış sırasındayken bize bazı bilgiler verecek farklı aşamalara geçtiğimizde. Onları okuma zamanı ayırmanız için ESC'ye basarak izin veriyor. ESC sizin pause'udur. Fakat çok fazla bilgiler okuyamazsınız ESC'ye bastığınızda. Anlık olarak oyunu durdurmuş olursunuz sadece. Fakat bu training videosunda ise böyle bir pause yapmanız izin veriyor. Evet arkadaşlar, şu an Next'e basarak şu
Pembe şeyi takip etmeni isteniyor. Pembe şeyi iki şekilde takip edebilirsiniz. SAS'ın güzelliklerinden bir tanesi de pembe bir de target koyuyor. Gerçek şey normal oyunda ise böyle olmuyor tabii ki de. Bu eğitim videosu özel bir durum bu. Şu pembe basılı tutarsanız sizin yapmak ise o bize işte atıyorum 50 metre bir saniyede geldiğinde 80 dereceye git, 250'ye geldiğinde 70 dereceye git deri falan filan otomatik olarak yapacaktır. Sol alttaki tuşa basarsanız sağ dikkat edin, anti target'a basmayın, sol alttakine basın. Fakat gerek yok. Ben normal stability assist ile bunu yapacağım. Şimdi space'e basıp harekete geçiyoruz. Yönümüzü E'ye basarak 90 geçiş çekiyorum ki böyle D'ye bassan direkt tam 90 derece olarak gitsin. 50 geçtik, yavaş yavaş 80 doğru kaymam lazım. Pembeyi takip etmeye çalışıyorum. 80 doğru kaydım. Şimdi 250 kadar bekleyeceğim burada. 250'yi geçtikten sonra 70'e geçip kayacağım. Önümde kayıyor. Çok bir sıkıntı olmaz. 400'e kadar 70'e kalacağım. Ondan sonra bir de full throttle yapmamız isteniyor. Neydi? Z'ye basarak full throttle veriyorum. Atmosfer çok hızlı çıktığımız için etrafımızda yanmalar oluşabilir. Bu normal bir şeydir. Şimdi bekliyoruz. Yakıtın kısmı bekliyoruz. Şu an bayağı bir yanma oluştu. ESC'ye basarak yandaki yazıyı okuyabilirsiniz. Burada dediğine göre biz bir suborbital flight yapıyoruz. M'ye basarak trajektörümüzü görebiliriz. Yani nereye gideceğimizi, nereye ineceğimizi. Fakat iniş noktasını sadece atmosfer olmadan gösteriyor. Bu yüzden atmosferli olanlarda o noktanın belki daha gerisinde olacaktır. Hızımızı bize surface'e göre gösteriyor. Yani yere göre hız gösteriyor. Yörüngeye göre hızımız, iki farklı hız var. Birincisi yere göre, ikincisi yörüngeye göre. Yörüngeye göre hızınız her zaman yerdeyken var. Dünyanın dönüş hızıdır. Bunu da o geçişleri de şu surface tuşuna basarak, yani şu yazın olduğu yere basarak yapabilirsiniz. Unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Yok ve ESC'ye basıp devam ediyorum. Şunu tıklayarak bakın target, surface ya da arasına geçebilirsiniz. Orbit hızımız her zaman daha fazladır ve yeri farklıdır. Şu sarı bizim biliyorsunuz hız vektörümüzdü. M'ye basarak ne kadar çok yükseldiğimizi görelim. Yüksekliğimiz 87.930 metre. Bu tabii ki de atmosferde drag olduğu için daha çok azalacaktı atmosferde geçtiğimizden sonra. Hatta bu drag'ı daha çok azaltmak istiyorsanız da tam yüzeye göre, surface'e göre hızınızı seçin. Orada bırakın. Uzaya çıktığımızda tekrardan bir iki daha şey söyleyecek. Fakat 50.000 üzerinde çok fazla zaten atmosfer drag'ı yok fark ettiyseniz. Yüksekliğiniz bile hiç azalmıyor. Çok azalıyor. 87.000'e çıkıp geri geleceğiz. İnsanların en büyük yanılgısı şudur. Uzaya çıktığınızda bir yönde herhangi bir bitki kuvveti uygulasa hep o yöne doğru gidersiniz. Evet arkadaşlar, hiçbir yer çekimi kuvveti olmasaydı Dünya'nın, Güneş'in de Ay'ın, o dediğiniz şey doğruydu, fakat yer çekimi kuvveti olduğu için Dünya sizi geri çekecektir. İşte bu yüzden dolayı yörünge oturmak deniyor. Ve uzaya çıktığımızda müziğimiz değişti fark etsin, 70.000'in üzerine çıktığımızda. Ve bu gösterge sola kaydı. Şimdi de bilim yapabiliriz. Her zaman yörüngedeyken verilen bilim puanı daha fazla olur. Fakat aynı yerden bir kez bilim puanı aldıysanız bir sonraki alacağınız bilim puanı daha düşük olur. Eğer aldığınız bilim puanı tutmak istiyorsanız, dünya indiğinizde kullanmak istiyorsanız genellikle tutmak daha fazla puan verirken anlık hemen aktarmak daha az puan verir ve enerji ve elektrik enerjisi tüketir. Eğer yeriniz varsa keyif eksperiment yaparak, şu an herhangi bir vermiyor eğitim modunda olduğu için, ya da iptal etmek için reset eksperimente basarak yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş düşüyoruz. Eğer şu stability assist'e herhangi bir tuşa basmadıysanız sizin yörüngeniz şöyle uzay mekiği şöyle kalmış olabilir, hiçbir sıkıntı yok. İsi yönde kalabilir. Olur da uzay mekiği şöyle kendi kendine dönmeye başlıyorsa sasınız kapalıdır çok büyük ihtimalle. Sas kapalıyken herhangi bir düzeltme şey yapmaz. Ben sası açtığımda ise oryantasyonumu durdurmaya çalışır. Şimdi evet, artık yükselmemiz bitti. Geri inişteyiz. Apeapsis'i geçtik. Apeapsis bizim yörüngemizdeki maksimum çıkacağımız yükseklik diye geçer. Bir teknik terimdir. Bir de periapsis var. Onu da şu an suborbital yaptığımız için göremiyoruz. Orbital flight'larda onları da göreceğiz.
Bize 70 derece çıktığımız için 70 derece inmemiz isteniyor. Bunu böyle uğraşabilirsiniz. Yani ne kaç derece çıktığını hatırlamak istemiyorsanız. Bence onun yerine bu kadar uğraşmanıza gerek yok. Her zaman iş yaparken hızınızı orbitten surface'e çevirip retrograde tuşuna basmanız lazım. Bu da yüzeye göre hızınızın tam tersi yönü. Böylece de size çarpan hava tam bu vektörün olduğu yönden çarpacaktır ve simetrik çarpar böylece de. Orbit yaparsanız simetrik çarpmaz ve sıkıntı olabilir. Onun da surface olduğuna dikkat edin. Surface olup retrograde tuşuna basın her zaman re-entry yaparken. En azından başlarda tam olarak şey yapmıyorsanız. Bekliyoruz. Genellikle yakıtınız bittiği için şu anda ben parça ayırabilirim. Fakat bu eğitim videosunda atmosfere girdikten sonra ayırmamız isteniyor bizden. Space'e basarak ayırmamız isteniyor. Space'e basarak bunu ayırdık. Fark ettiyseniz şu ayırıcı bunda kaldı. Ok yönü yukarı olduğu için. Ok yönü tam ters yönde olsaydı bu ayırıcı bizim cihazımızın bodumuzun altına yapışık olarak kalacaktı. Bu yakıt tankıyla birlikte gitmeyecekti. Şu an bizden şey isteniyor. Space'e basarak paraşütümüzü triggerlamamız isteniyor. Basalım. Merak etmeyin, açılmayacaktır. Çünkü minimum pressure çizgisini 0.75'e çektik. Eğer bu en solda olsaydı açılacaktı ve sıkıntı olacaktı. Çünkü yüksek hıza girecektik. 2.72 Mach'la. Yani ses hızının 2.74 katıyla şu an giriyoruz atmosfere. Sasımızı açmayı unutmayalım. Retrograde tuşuna basalım. Kapsülümüz stabil olduğu için sasımızı açmadan da re-entry yapabiliriz. Fakat sasını açmanın her zaman yararı vardır. Şu an re-entry'nin çok basic kısmını yapıyoruz aslında. Gerçek re-entry bu kadar çok daha yüksek hızlara oluyor. Onda hiç yıldığımıza gerek duyuluyor. Fakat şu an düşük hızlara yörünge oturmadığımız için hiç yılda gerek olmadığından dolayı hiçbir şekilde gerek yok podumuz altına hiç yıld koymamıza. Simetrik olduğu için herhangi bir şekilde sağa sola sola dönmek istemiyor. Fark etseniz ya gitti yavaşlıyoruz çünkü atmosferimize çok hızlı yaklaşıyoruz. Ses hızının altına indik şu an. Fakat gene hala şu an paraşütümüz açılmayacak olsaydı şu an çarparsak bu kapsül paramparça olup Cebediyen Kerman'a elveda edecektik. Ondan dolayı şu an bakın fark etsen beyaz da triggerlandı. Emin olmak için bir daha space'e basabilirsiniz ve boş ses gelir. 2000'e indiğinde atmosfer basıncı 0.75 bir ATM olacaktır. 2000'e geldiğinde ve trigger'ını alıp ilk açılışını yapacaktır paraşütümüz. 1600 metrelere ikinci açılışını yapacak. Paraşüt değişimi başlayacaktır. Ve bizi bayağı bir yavaşlayacak. Fark etseniz 10 G'nin üzerine çıktı ivmelenmemiz. Yavaşlatan bizi ivmelenme. Bu ileriki şeylerde sıkıntı yaratabilir. Çok fazla yüksek G'lerde sürekli pilotunuz tutarsanız pilotunuz bayılabiliyor. Zorluk seviyesine göre Kerbal'ın. Fakat şu an eğitim videosunda herhangi bir önemi yok onun. Dediğim gibi şu an bu eğitim videosu da arkadaşlar bu kadar. Ayımızla birlikte böyle suya iniyoruz. Normalde buradayken hızlandırabiliyoruz fakat eğitim ondayken hızlandırmamıza izin vermiyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.